Real'in Amerika bürosu bildirir, eski başkan Donald Trump'ın Facebook hesabının kapalı kalıp kalmayacağına ilişkin uzun zamandır merakla beklenen karar açıklandı ve denetim kurulu tarafından yasağın devam edeceği bugün açıklandı. Biliyorsunuz ki eski başkan Donald Trump'ın Facebook hesabı, yani 35 milyon takipçisi olan Facebook hesabı geçici olarak askıya alınmıştı. Buna gerekçe olarak da Trump'ın 6 Ocak Kongre binası saldırısı günü ve öncesinde yaptığı konuşmalar, ifadeler gösterilmişti sebep olaraktan ve hesabı askıya alınmıştı. İşte bunun üzerine denetim kurulu bugün yaptığı açıklamada Trump'ın konuşmalarında kullandığı ifadeleri ciddi bir şiddet riski ihtimali taşıdığı söylendi. Ayrıca eski başkan Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre saldırısına katılan kişileri ise vatansever olarak nitelediği de tekrardan hatırlatıldı, vurgulandı ve hesabın süresiz bir şekilde askıya alındığı da kaydedildi. Konuyla ilgili Facebook küresel işler sorumlusu Nick Clegg'den karardan sonra bir açıklama geldi, yazılı açıklama. Şöyle söyledi: şimdi kurulun kararını değerlendireceğiz ve net orantılı bir hamle belirleyeceğiz. Bu süre içinde de Trump'ın hesaplarına getirilen engellenme sürecek şeklinde konuştu Clegg. Tabii öte yandan Trump'tan da karara bir tepki geldi. Eski başkan Donald Trump yazılı bir açıklama yaptı konuyla ilgili. Kararı bir utanç olarak değerlendirdi. Şöyle dedi eski başkan Trump: Amerika'nın başkanından ifade özgürlüğü hakkı alınmıştır. Sırf radikal soldaki sersemler, deliler gerçeklerden, hakikatlerden korkuyor diye dedi eski başkan Trump. Ama hakikat daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacak ifadelerine yer verdi. Ayrıca sosyal medya şirketlerinin de siyasi bir bedel ödemesi gerektiğini vurguladı eski başkan. Karara tabii Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi azınlık lideri Kevin McCarthy'den de tepki geldi. Facebook ifade özgürlüğü ve açık tartışma ortamı olmaktan çok Demokrat Parti'nin siyasi eylem komitesi gibi davranmakla ilgileniyor dedi. Eğer eski başkan Trump'ı yasaklayabiliyorlarsa sıra tüm muhafazakarlara gelebilir ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi azınlık lideri hemen ardından şunu da belirtelim. Facebook aldığı bu kararla Donald Trump'la birlikte ilk kez görev başındaki bir devlet başkanının hesabını askıya almış oldu. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili taraflardan herhangi bir hamle, açıklama gelecek mi? Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.